Mehmet Ali Bey merhaba. Merhaba. Sizi görmek çok mutlu edici. Evet, 3-4 yıl aradan sonra ilk defa bir sinema filminde rol alıyorum. Güzel bir kadro. Amerikan yapımı bir film. İnşallah beni çok heyecanlanan bir senaryo oldu. Çok değişik bir rol. Mümkün olabildiğince incelemeye, gözlemlemeye çalıştım. Alzheimer'lı bir babayı oynuyorum. Çok kolay bir rol değil tabii ki. Ama çok yetenekli arkadaşlar, genç arkadaşlarla çalıştık. Genç diyoruz ama 40'a gelmiş yani. Kızım benden büyük derseydi neredeyse yani. 40 değil ya henüz. 30'larımızda. 30'larda. Oyuncularla burada bugün basın toplantısı için buradayız ama ben biraz erken davrandım. Birkaç soruyu hemen aradan çıkarayım diye. İyi yaptın. Nasıl gidiyor? Onun dışında neler yapıyorsunuz? İyi işte, seslendirmeler devam ediyor. Çizgi film seslendirmeleri, animasyon. Ondan sonra reklam dublajları, sahneler falan olacak. Yine Belçika yapımı bir film olacak, Belçika'da çekeceğiz. Almanya'da var bir proje. Yine aynı ekip, biz de Cem Yılmaz'ın ekibi gibi bize bir ekip kurduk. Kimler var efendim ekipte? İşte Tolga var, Gizem var. Demet var, Ercan Bey var, Ümit Bey var. Evet, merhaba. Yine aynı merhaba. Kendi ekibimiz. Yine başka bir filmde ama bu filmin yapımcıları bir başka filmi daha düşünüyorlar. Komedi çok üzerine. Eylül'de başlayacağız inşallah abi. Eylül'de başlamayı düşünüyorlar. Foça ya da neresi, Didim mi? Şu an için İzmir'de çekilmesi %99. Abi ne olur, Eylül'de geçelim İzmir. Eylül'de de sıcaktır. Yok, serin demiş abi. Peki Mehmet Ali Bey, bu filmde bir dram. Siz tabii. Türkiye'de sizi komedyen olarak biliyoruz ama tabii, ilk defa mı dram oynadınız? Yok, ilk defa. Benim ilk filmim dram filmiydi. Rahmetli Ayhan Işık'ın oğlunu oynuyordum. Hı. Bayağı dramdı yani. Ama ondan sonraki komedi filmlerinden ötürü prodüktörler olsun, seyirciler olsun hep beni o tür filmlerde görmeye alıştı ve o tip filmler bekliyorlardı. Ama bu bir ters köşe olacak. Hı. İlk defa böyle ağır bir rol oynayacağım. Peki ödül alacağı söyleniyor inşallah. Öyle i̇nşallah festival filmi. Festivallere katılacağız işte. Birçok film festivalimi. Amerika'da bir iki tane. Ondan sonra Cannes Film Festivali, Hindistan Film Festivali, Almanya'da film festivalleri, Berlin Film Festivali. O yüzden de çok heyecanlıyız. Yani festivallik bir film oldu zaten. Çekimler son üst düzey bir kamerayla çektik. Değil mi? Ne o kamera? Retin en son şeyi. Zetin en... Red. Redin, kırmızı. Retin. Siz de böyle alabiliriz Ümit Bey. Böyle yan tarafa bilgi olduğu zaman. Mehmet Ali Bey, tekrar bir dram filminde oynamayalı bayağı uzun süre oldu. Zorlandınız mı? Oyuncu hiçbir şeyde zorlanmaz tabii. Yok canım, zorlanmaz olur muyuz? Zorlanıyoruz. Evet. Ama zor bir oyuncu, zor bir karakterdi. Arkadaşlarımız da destekliyorlar. Ama bu arada bir şey söyleyeyim. Oynarken hepimiz ağladık. Öyle mi? Mehmet Ali oynarken hepimiz, kameraman dahil herkes ağladı. Evet. Mehmet Ali Bey, filmde Alzheimer hastası bir insanı canlandırıyorsunuz. Hastalığı tanıyor muydunuz? Ben gözlemledim yani. Alzheimer'lı insanlar için yani öğrenmemiz gereken. Güçlüler evine gittim. İşte orada bir iki tane hastayı gözlemledim. Ondan sonra iki tane film seyrettim bu konu üzerine. Bir tanesi 50 yaşında bir kadındı. İlk defa yani belki de dünyada ilk çok genç yaşta Alzheimer olan bir kadındı. Onu izledim. Oradan gözlemledim. Bir de tabii ki oyuncunun içinden gelen bazı şeyler var yani duygularıyla. Yani bu kadar profesyonelliği, bu kadar başarıyı bu hazırlık aşamalarından geçerek elde ediyorsunuz. Tabii yani gözlemlemeden olmaz ki yani. Muhakkak bir şeylerden ilham alacaksınız. Peki günümüz oyuncularını eksikleri ya da artılarıyla nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani çok yetenekli arkadaşlarımız da var. Sadece yakışıklılığı ya da güzelliğiyle ön planda olanlar da var. O tabii ki seyircinin tercihi. Bu konuda bir şey söyleyemeyiz yani. Arz ve talep meselesi. Evet. Peki ben son olarak hani çok özel olmayacaksa sosyal medyada bazen böyle bir Twitter'da TT oluyorsunuz. Aman bir de, haberler çıkıyor. Insanlar, bir kırgınlığınız var mı? İnsanlara bir mesajınız. Alıştık artık onlara ya. İnsanlar nefretten, kötülükten besleniyor.
Biraz daha hoşgörü istiyoruz insanlarımızdan. Hayatı hastalık dışında hiçbir şekilde ciddiye almayalım. Eğlenelim, gülelim. Hoşgörülü olalım. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Zaten öfkemizi kontrol edemeyen bir toplum olduk. O yüzden yani trafikte olsun, sokakta olsun, aman kimseye bulaşmayın yani. Aklınızda olsun. Trafikte size biri hata mı yaptı? Aman kardeşim, tamam, hata bende değil. Vallahi ciddi söylüyorum. Patlama noktasına gelmişler. Evet. Peki gala için Amerika'ya gidecek misiniz? İnşallah. Orada ödül alırsınız inşallah, öyle tahmin ediyoruz. İnşallah alacağız. Kızım da çok iyi oynadı. Gizem, genç oyuncularımızdan. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Siz damları duydunuz mu güzel? Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Gişesi bol olsun inşallah. Ödülü bol olsun. Ödülü bol olsun. Ödülü bol olsun.